Açık Alan Derneği, derin yoksulluk ağı olarak yoksul ve kırılgan bireylerin ayrımcılığa karşı güçlendirilmesi projesini yürütmekteyiz. Bu proje Eşitlik İzleme Merkezi tarafından destekleniyor. Ve proje kapsamında da sahada çalıştığımız, alanda çalıştığımız mahallelerden çeşitli kadınları dahil ettiğimiz atölyeler düzenliyoruz. Bu projeyle birlikte katılımcılarımızın öncelikli olarak temel haklarını bilmelerini, bu hakların önünde engel oluşturabilecek, bariyer oluşturabilecek ayrımcılık durumlarını öğrenmelerini ve bir ayrımcılıkla karşılaştıkları zaman hangi kurumlara, hangi mercilere başvurabileceklerini öğretmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda İstanbul Barosu'ndan sevgili avukatlarımız bize yardımcı oluyorlar. Atölyeler boyunca örnek vakalar, örnek davalar üzerinde de çalışıyoruz. Ve bununla birlikte bu örnek vakalarda başvurulması gereken kurumları, bu kurumların özelliklerini, gerekli olan aşamalardan bahsediyoruz. Öncelikle ayrımcılık nedir? Ayrımcılık hangi temellerde karşımıza çıkar ve hangi konularda biz bir hak ihlaline uğrarız noktasında biz katılımcılara bilgi vermeyi amaçladık. Yapmış olduğumuz atölyelerde de biz onları bilinçlendirdikten sonra aslında böyle bir hak ihlali durumunda Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuruyorlarını öğrettik. Ulusal yargı mekanizmaları olan Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu ayrımcılık noktasındaki hak ihlallerini değerlendiren kurumlar. Ama maalesef toplumda bilinç eksikliği olduğunu düşündüğümüz için böyle bir atölye yapmaya karar verdik ve bu konuda da katılımcılarımızı bilinçlendirmeyi amaçladık. Hem biz hem çocuklarımız ilerledik, birçok şeylere sahip olduk, bilinçlendik. Nerelere mesela bir haksızlığa uğradığımız zaman nerelere başvuracağımızı onu keşfettik ki daha özgüvenli, daha da ileriki hayatımda hem çocuklarıma da anlatırım hem kendim nereye başvuracağımızı, nerede haklarımızı arayacağına sahip olduk. Ayrımcılığa uğruyorduk ama hiçbir şekilde nereye ne şekilde başvuracağımızı bilmiyorduk. Ama şimdi bu atölye sayesinde nereye ne şekilde başvuracağımızı öğrendik.